Amerika 3 yıl önce televizyon ekranlarından canlı yayınlanan 6 Ocak Kongre saldırısıyla sarsıldı. 2020 başkanlık seçiminde bir kanıta dayandırmadan hile yapıldığını iddia eden eski başkan Donald Trump'ın destekçileri, Joe Biden'ın seçim zaferinin onaylanacağı Kongre oturumunu bastı. Aralarında aşırı sağcı radikal grupların üyeleri, eski polisler, aktif görevde olan askerler de vardı. ABD tarihinin en büyük soruşturması kapsamında 1230'dan fazla kişi hakkında iddianame hazırlandı. 730 kişi suçunu kabul etti. Yalnızca 2 kişi yöneltilen tüm suçlardan beraat etti. Açılan davalarda 750 kişi ceza aldı. Bunların 3'te 2'si hapis cezasına mahkum oldu. Aşırı sağcı grup Proud Boys'un eski lideri Enrique Tarrio, 22 yılla en ağır hapis cezasını alan sanık oldu. 6 Ocak Kongre saldırısı bugün hala Amerika'da siyasi tartışmaya yön veriyor. Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin, Joe Biden da Demokrat Parti'nin 2024 başkan adayı. Trump, 2020 seçimi sonuçlarını değiştirmeye çalıştığı iddiasıyla açılan davalarla karşı karşıya. Colorado ve Maine eyaletleri ABD anayasasındaki bir maddeyi gerekçe göstererek Trump'ın ön seçim pusulasından çıkarılmasına karar verdi. Söz konusu anayasa maddesi, başkaldırıda rol oynayanların siyasi makama getirilmesini yasaklıyor. Trump'ın 6 Ocak'ta başkaldırıda rol oynadığı ve bu nedenle siyasi makam için aday olamayacağı iddia ediliyor. Donald Trump cephesi ise eyaletlerin aldığı bu kararlara itiraz etti. Amerika'nın 2024 başkanlık seçimine hazırlandığı dönemde Trump'ın siyasi geleceği konusunda gözler Anayasa Mahkemesi'nde.